Gelmeyene git. Ve atı men Seni mahrum edene ver. Allah Allah. Sen muhtaç düştün. Fakirsin, hakirsin, zor durumdasın. Adama gittin, borç istedin, yardım istedin, şu Adam vermedi. Sen kızdın, şu durum budur. Sonra adam aynı duruma düştü. Adam sana geldi. Ne olur bir şey istedi. Aa, utanmadan bir de geliyorsun be. Sen bana bir şey, ne verdin de ne istiyorsun be? Ben sana muhtaç oldum, sen bana bir kuruş vermedin, ekmek vermedin. Ne diyor? Vermeyene ver. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir ahlak bu ya? Nefisle ne büyük cihat bu ya? Bu İslam, nefisle cihat üzere gelmiştir. Nefsin istediğinin tersini vaz etmiştir. Bu öyle bir dindir. Bu öyle her ağzın kaşığı değildir. Ben Müslümanım, hacıyım, hocayım, ibadet, tarkal, cip, peşal var. Güzel ama bir de ahlak tarafı var bunun. Benim de ahlakım bu kadar mesela düzgün değil. Kibarlığım vardır, beyefendiliğim vardır. Hakikaten terbiyeli bir insanımdır yani. Hakikaten terbiyeli bir insanımdır. Kimseyle şey etmem. Adabı muhaşir. Herkesle iyi geçinirim. Üç ay hahamla kaldım ben hapiste. Benden çok memnun oldu. Çıktı adam telefonlarımı aldı şey etti. O böyle bir ahlak görmedim der mesela. E on ay kimlerle kaldım? En deli adamla Zır deliği yanıma verdiler. Zır deliği yani. Adamla ne ilgilenik adam namaza başladı, abdese başladı, Kur'an'ı belledi, her şeyi yaptı yani. Zikir dersi bile aldı yani. Ama adam nasıl bir adam biliyor musun? Yemin ederim hiçbiriniz üç gün duramazsınız. Hiçbiriniz! Ben sabır taş çatlar, ben Allah'ın izniyle sabrederim. Ama henüz şu ahlaka gelmiş değilim. O sabır başka iş. Bu nasıl şimdi bu? Vermeyene ver. Gelmeyene git. Biraz o gelmeyene gitleri yapmaya başladım hafif. Şu vermeyene verlerde hala sıkıntıdayım. Ne bakıyorsunuz gülüyorsunuz? Mübarek adam hepiniz nefsiz muhasebesi yapın bakalım. Durumunuz ne merkezde sizin? Ve afu zalemek. Ha bunu hala yapmış değilim. Sana zulmedeni affet diyor. Şimdi mesela ben şöyle nefsim adına zulümleri biraz affediyorum da İslam'a zarar verecek zulümleri biraz affedemiyorum. Adam kalk benle gez ondan sonra benim resmimi çek ver televizyonlara 10 milyona sat. Hala bu adamı affedemedim. Şimdi mesela ne yapacağız bilmiyorum. Basıyorum bet ile. Ocağını batır ya Rabbi. Helak eyle ya Rabbi. Bilmem ne bilmem. Sonra haberlerde geliyor bakıyorum bir şeyler olmuş. Bir şeyler olmuş haberlerde. Halbuki ben hakikaten bir veli olsaydım Allah dostu bir adam olsaydım. Ne yapardı? Evliya Allah diyor ki şefaat hakkı alsam ahirette evvela bana zulmedenden başlarım şefaati. Niye? Beni sabra teşvik etti. Günahlarıma kefaret oldu. Makamımın yükselmesine o sebep oldu diye. E şimdi ben diyorum ki o makam yüksek arkadaş. Büyük velilerin işi bana göre değil. Ben alamadım o makamını. Nasibim yok. Bana zulmedene bedduayı basarım arkadaş. Hem de Kabe'nin kapısında giderim basarım. Vallahi basarım. Bak ben benle öyle hoca helal ediyor nasıl olsa diye oynamayın bak. Vallahi oynamayın. Çoluk çocuğunuzdan çıkar bak. Çok zürriyetine kadar basarım beddua. Ben de böyle bir huy var. Kusura bakmayın. Ha, la yuhibbullahu cehra bis su'i minel kavli illa man zulim. Çünkü Allah ayette diyor ki, bedduaya izin vermiyorum diyor, ancak haksızlığa uğrayan istediği bedduayı basar diyor yani. Ayet var. Ben bu ayete dayanıyorum. Ama bu hadisler çok yüksek makamlar. Henüz o makamlarda değilim. Onun için beni evliya falan zannedip de bana istediklerinizi yapmayın yani. Ben beddua ederim arkadaş. Ettim çoklarına ettim helak oldular. Ama en büyük mesele nedir? Namazı bıraktılar. afdesi bıraktılar. Bak şimdi ne yollardalar yani. Çünkü neden? Yamukluk yapma kardeşim. Bu kapı yol, bu yol Allah'ın yoludur. Burada ayet hadis okunuyor. Benden oynama. Ha nedir? Ben geçen perşembe gün sohbetin başında da söyledim. Herkes uyur ben kalkarım. Gece atılan oklar hedefine ulaşır diyor yani. Her şeyin vakti saati var. Allah saatli bombayı kurmuştur. Her şey kan emrullah kaderen maktura. Sen zannedersin ki hocayı mahvettim, bilmem ne ettim. Ondan sonra Allah hocayı yine ayağa kaldırır, seni devirir bu sefer yani. Anlıyor musun? Uğraşma benimle. Ben kimseyle uğraşmıyorum. Şimdi gitmeyene git, gelmeyene git, vermeyene ver, zulmedeni affet. Ha, yahu duam kabul olacak diye de korkuyorum. Hani desem ki ya Rabbi diye. Bana da şu makamı nasip et desem. Bir de korkuyorum. Halis. Adam dedi ya bizim Göktaş rahmetli. Sigarayı bırakamıyor. 80 yaşına gelmiş. Efendinin arkasında da içerdi gizliden böyle. Yola gidiyoruz. Bazıları da onu ele vermek için. Yanıyoruz efendi hazretleri diye. <laughs> Efendinin bakar da adam rezil oldu. Ulan derdi sana göstereceğim günü derdi falan. Şimdi bu sigarayı bırakmak için bir ilaç verdiler ona. İlaca başladı falan. Yahu geldi bana dedi ki yahu dedi. Çok da ilmi de vardı yani. Malumatı çok vardı. Yaşlı adam. Yahu dedi oflu mübarek. Dedi ki, yahu dedi, bu dedi ilaç dedi bana fayda etmeye başladı dedi. Korkarım sigarayı bırakacağım dedi. İlacı bıraktım dedi biliyor musun? <laughs> Şimdi dua edeceğim korkuyorum tutar. Bu sefer de adama beddua demem diye korkuyorum. Onun için onu bile zor ed edemiyorum yani ben. Diyorum ya Rabbi bu makama beni getir ama işte o zaman da ne olacak? Herkes benim her tarafımdan kesecek doğrayacak. Ben herkese dua edeceğim ya? Enayi miyim diyorum. Bak yine nefis girdi bak. Yine nefis girdi. Onun için Resulullah'ın ahlakını anlamak meselesi çok zordur. Onun için büyük ahlak meselesi öyle benim gibi kibarlık, naziklik, efendim, muhterem, teşekkür ederim böyle değil işte. Bu ahlak başka ahlak. Adam seni evinden çıkarıyor, yurdundan ediyor, 10 sene sana ne kadar zulüm ediyor, sonra senin eline bütün güçler, imkanlar geçiyor. Allah sizi affetsin diye bir de dua ediyorsun, bir de istiğfar ediyorsun adama yani. Sen büyük ahlak üzere. O ahlak Kur'an'dır. Vakıla el İslam. Bir rivayet İslam'dır. Aynı şey. İslam, İslam Allah'a teslimiyet. Eslem Tüli Rabbil alemin. Alemler Rabbine teslim oldu. İbrahim Aleyhisselam nasıl teslim oldu? Muhammed Mustafa öyle teslim oldu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kıyla Bir manası güzel yaratılış, huy. Yani güzel ahlak, tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla görüşmelerinde demin anlattığım gibi. O da Seciye yani yaratılıştan. Mesela bazı insan yaratılıştan kabadır. Yani yontulmaz. Ne kadar adam böyle medrese tekke görse yine bakarsın karşı tarafa kütük gibi bir laf konuşur ya. O başka bir şey. Bir de yaratılış var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılışında da çok güzel huylar konulmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir mana verdi buraya. Kim verdi bunu? Cüneydi Bağdadi vermiş. sallallahu aleyhi ve sellem. Onu şerhte söylüyor. Metinde söylemiyor. Leyse leke illallah. Senin Allah'tan başka bir derdin, maksadın, gayen, hedefin yoktur ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek biliyor musun? Bütün rahmetler Allah'ın kudret elinde. Bütün nimetler Allah'ın kudret elinde. Celle şanuhu celle O zaman mana şudur. Nakşi tarikatında da bu kaydı var. Bedenin ne? İnsanların arasında bulun. Kalbin ne? Mevla ile beraber ol. Yani Rabiatul Adaviyenin radıyallahu anh'a sözünde dedi. Ne diyor? Ve lekad cealtuke fil fuadi muhaddisi ve ebahtu cismi men Ya Rabbi gönlümü senden başkasına açmadım. Kalbim sırf senin zikrinle, senin sana yönelişle meşguldür. Ama bedenimle oturmak isteyenler ziyarete geldi, misafirliğe geldi, şuydu buydu. Onlara diyor bedenimi serbest ettim, kalbimi açmadım diyor. Ama bu çok zor bir iştir. Devamlı halkın içinde olup Zahirde halk ile, batında hak ile. Kalpte mevla ile. O efendi hazretleri gibi zatların makamıdır. Hakikaten görürsün. Güler, neşelenir, şaka yapar, şudur budur, gelen gider ama kalp nasıl kalp? Devamlı zikir. Dil zikir, kalp zikir. Devamlı mevla ile onu anlıyorsun ama. Hani ben anlayabiliyorum onun halini ama tabii bizde bu halden nasip yoktur. Yani bir insanlarla oturduğumuz zaman hemen bir gülme olsa kalp gitti oraya. Bir ağlama olsa kalp gitti oraya. Bir korku olsa kalp gitti oraya. Kalbi arada bul. Kalp fırıldağa dönmüş. Ama Mevla'ya kalbi bağlayıp da bedenin ne zahiri işler yürütülürken kalbi hep Mevla'da tutmak o tarikat-ı aliyenin son makamlarıdır. Yani kalbi Mevla ile fena fillah dediğimiz Allah'ın zikrinde eriyip gitme hali dediğimiz ama işleri bırakma manasında değildir. Bu da zor bir şeydir. Senin Habibim Allah'tan başka himmetin yoktur. Onun için sen Bedeninle, sahaben arasında, bütün olayların içinde, savaş meydanında, her yerde varsın ama kalbinle sadece Mevla'nın yanındasın, onun huzurundasın. Yani. Bu da çok güzel bir manadır. Şimdi hesap ettiğim yere kadar gidemedim. Bir kalem verirsen şuraya, var var dur. Çizeyim de bir de aynı yeri okumayayım size. Aynı yeri okusam da başka mana veririm, fark etmez. Bu sefer siz de anlamazsınız, geçen hafta aynı dersti diye. Ama iyi değil sıramızı muhafaza edelim de dersi ne zaman bitireceğiz? Allah hepimize rahmet eylesin. Amin. Ölmedik zannetmeyin rahmetleri ölüye değil, Diriye de rahmet lazım. Allah hepimize rahmet eylesin. Acısın demek. Lütfu